Esselamu aleykum. Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, Allahu Teala'ya bizleri El-Burhan fi mettefaka aleyhi şeyhan min Kitab-ül Lu'lu vel Mercan derslerinin 12.'sini yapmaya fırsat verdiği için ne kadar hamdü sena etsek azdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sayısız salat ve selam olsun. Sizleri bizlerle Burhan dersleri vesilesiyle bir araya getiren Rabbimizin bize ihsan ettiğini Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle la yuhsa ve la yu'at la tuhsuha ayetinde belirttiği gibi Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız şeklinde bize beyan buyurduğu gibi bugün Allahu Teala'nın bize verdiği rahmetiyle ve mağfiretiyle ve inayetiyle namaz bölümünü 5. bölümden itibaren devam ettireceğiz. Kardeşlerim, daha önceki derslerimizde de ifade ettiğim gibi Riyazu Salihin'in müellifi İmam Nevevi aynı usulü takip ederek Kur'an-ı Kerim'den serlevha ayetlerini sonra hemen akabinde hadisleri sevk etmektedir. Kardeşlerim, çok kısa spot öz diyebileceğimiz ayetler bir nevi hem bir başlığını teşkil etmekte hem de bu konunun önemini قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yani namazlara ve orta namaza devam ediniz ve gönülden boyun eğerek Allah'a namaz için Allah'ın huzurunda durunuz. Yani Allah'ın huzurunda boyun eğiniz. Namazlara ve orta namazlara özen gösteriniz buyuruyor Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 238. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim, hani bazı söylemlerde namazın vakitlerinin kaç vakit olduğu tartışılmaktadır. Burada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Es-salatul vusta salatul asri yani orta namaz ikindi namazıdır şeklinde belirtiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu beyanına kulak verdiğimizde elimizin bu şekilde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı yine sondan başlayarak yatsı, akşam, ikindi, öğle ve sabah olduğunu görüyoruz. Demek ki orta namaz tam ortadaki ikindi namazı ki 5 vakit olduğu ortaya çıkıyor. Ayeti kerimelerde zaten bu ifade ediliyor. Yani birazdan hadislerde de bunun detaylarını göreceğiz. Sevgili Peygamberimizin uygulaması da 5 vakit üzerinden. Şimdi hadis-i şeriflerin bize verdiği hem bir iksir hem bir mesaj
Hazreti Peygamber'in hem bir sünneti tatbiki olarak göz gezdirelim. Birinci hadisimiz hepimizin bildiği ve daha önce başka bir bölümde de geçen Buniyel İslamu ala hamsin diye meşhur olan, yani İslam'ın beş temel esası olduğu ifade edilen hadis ki hem Buhari'nin hem de Müslim'de, yani El Cami'u Sahih adlı, biz buna hem Sahih-i Buhari hem Sahih-i Müslim şeklinde de tavsif ediyoruz. Bu şekilde de isimlendiriyoruz. Böyle de tesmih ediyoruz ama asıl orijinal isimleri El Cami'u Sahih. Muhammed bin İsmail El Buhari El Cami'u Sahih. Müslim bin El Haccac El Cami'u Sahih. An İbni Ömer'a radıyallahu an. Burada da gördüğümüz gibi en son sahabe ravisiyle başlanıyor. Yani en son ravi, kök ravi dediğimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet eden Abdullah bin Ömer. Genelde hadislerde İbni Ömer, İbni Abbas gibi kısa ifadelerle karşılığını bulan ama kendi isimlerine baktığımızda da ön isimleri de olan, rical kitaplarında kendilerine yer verilen, diye tavsif edeceğimiz dört meşhur Abdullah'tan bir tanesi. Şu anda hadisimizi sevk ettiğimiz isim Abdullah bin Ömer. Onun için hadislerde İbni Ömer şeklinde geçtikten sonra radıyallahu anhuma dua ifadesini görüyoruz. Yani Allah hem Hazreti Ömer'den, yani babasından, hem de kendisinden razı olsun anlamı taşıyor. Buniyel İslamu ala hamsin, yani İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Şehadeten la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına. Ve enne Muhammeden Resulullah, yani Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna. Amentü de abduhu ve Resulühü geçiyor. Yani onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ve ikami sala, namazı kılmaktır. Ve ite-i zeka, zekatı ver. Ve haccil beyti, beyti yani Beytullah'ı hac etmektir. Ve savmi ramazane, ve Ramazan orucunu tutmaktır şeklinde sevgili Peygamberimiz İslam'ın beş ana temelini ortaya koyuyor. Daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi İslam dini sadece bu beş temel esastan ibaret değildir. Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bize hem lisans, hem yüksek lisans, hem doktora da ders verme şerefine elde ettiğimiz Profesör Doktor Mehmet Hayri Kırbaşoğlu hocamızın İslam dininin temellerinin, asıl temellerinin beşten ibaret olmadığı ile ilgili Diyanet'in bir yazısını size tavsiye ediyorum. Diyanet'in hem ilmi, akademik dergisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital portalında da bulacağınız eski sayıları indirip kullanabileceğiniz bir portal var. Oradan hocamızın bu makalesini okumanızı tavsiye ediyorum. Yani İslam'ın sadece bu beş temelden ibaret olmadığını, örneğin doğruluk gibi, yalan söylememek gibi diğer esaslarının olduğunu, yani yaşamsal boyutunun olduğunu, fikri boyutunun olduğunu, ilmi boyutunun olduğunu, ahlaki boyutunun olduğunu, yani Kur'an'da hadislere baktığımızda her ne kadar bu şekilde tercüme edilse de bu tercümenin yanlış olduğunu ifade ediyor hocamız. Bunu da zikredelim. Evet, İslam'ın temel esaslarından beşi bu zikrettiğimiz Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek şeklinde ana temellerinin ifade edildiğini, yani bunun yanında ekstra başka payanda dediğimiz başka temellerinin de olduğunu ifade ediyor. İşte 95.
Dipnotta karşımıza çıkan, biraz önce ifade ettiğim gibi orta namazın bir izahı yapılıyor. Orta namazdan maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı gününde şöyle buyurmuştur. Orta namazdan yani ikindi namazından bizi alıkoydular. Allah da onların evine ateş doldursun. Buhari Cihat 98 2931. Hep biz hocalarımızdan şunu duyduk. Hazreti Peygamber lanet okumaz. Evet, biz biliyoruz ki Estaizübillah, Bismillah ve ma ersalnâke illa rahmeten lil âlemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Ama kendi şahsı değil, Allah'ın hakkının çiğnendiğinde namaz Allah'ın bir hakkıdır. Ya da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir elçisi zarar gördüğünde, şehit edildiğinde Hazreti Peygamber'in günlerce beddua ettiğini, yani sorumlulara lanet ettiğini hadis kitaplarında görüyoruz. Evet, Hazreti Peygamber alemlere rahmet olarak gönderildi. Ama ciğeri yandığında Hazreti Peygamber lanet de etmiştir. İşte Buhari'nin Cihat 98 2931 Bir Maune faciasında, Reci vakasında şehit edilen 70 tane hafızın Reci vakası ve Bir Maune'de böyle hani gerçekten bir insanın kaldıramayacağı faturası diyoruz biz bugün. Faturası çok ağır olan 70 tane hafızın 70 şehit olması karşısında Peygamberimiz günlerce lanet okumuştur. Müslim Mesacit yani Mescitler bölümünde 202 627'de bu hadisin orta namazın ikindi namaz olduğu hadislerde şöyle geçiyor. Salatul Vusta, Salatul Asri. Yani orta namaz ikindi namazıdır. Kardeşlerim, 75. hadis Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Ebu Hureyre daha önce sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber'den en çok hadis rivayet eden muktirun yani birinci sırada rivayetiyle hani biz diyoruz ya göz dolduran sahabe-i kiram. Ensar ve muhacir kendi işleriyle meşgul olurken onun ifadesiyle Ensar bağında bahçesinde meşgul olurken muhacir gezerken Ebu Hureyre karın tokluğuna Allah Resulü'nden hadisler derliyordu. Bundan dolayı Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerini en çok rivayet eden birinci sırada yer alıyor. 5374 hadisle. Enne Arabiyen eten Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme. Onun rivayet ettiği hadisteki duruma baktığımızda bir Arabi'nin, bir Arap'ın Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yanına geldiğini ifade ediyor. Fekale dullini ala amelin izâ alimtuhu dehaltul cennet. Yani bana öyle bir ameli haber ver ki ben o ameli yaptığımda onu işlediğinde cennete gireyim. Kale, te'budullâhe la tuşriku bihi şey'e. Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Ve tukimus salah el mektube. Yani farz olan, üzerine vecibe olan, vazife olan, buradaki mektubeden kasıt mefruda yani farz olan. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneğini görüyoruz. Estaizübillah, Bismillah. Bakara suresinin 183. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe aleykum leallekum tettekun. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi kutibe yani furida. Farz kılındığı gibi size de Allah'tan korkarsınız, ittika edersiniz.
diyerek farz kılındı buyuruyor Yüce Allah. Ve tu iddi zeka, zekatı verirsin el mefruda. Bakın açıldı. Üzerine farz olan zekatı verirsin. Daha önceki derslerimizde de zekatın belirli bir nisap miktarına havaici asliye dediğimiz, yani insanın bu ihtiyaçlarını gördükten sonra, örneğin örneğin yiyeceği, bazı alimler örneğin kitaplarından diyor zekat vermez. Çünkü onun üzerinden bir akar diyoruz. Bir akar elde etmiyor. Bunun haricindeki örneğin bir yıllık birikiminden 80,18 gram altına ya da bunun mukabilindeki başka bir şeye, diyelim bir ticaret malına haizse ve üzerinden 354 bazı seneler 10 bazen 11 gün önce gelir Ramazan. Niçin? Çünkü biz orucu kameri aylara göre tutuyoruz. Ondan dolayı 354 ya da 355 gün o 80,18 gram altının bedeli, malın ya da altının ya da gümüşün üzerinden bir kameri yılın geçmiş olma şartı vardır. Bu kameri yılda para eksilir. Yani 80,18 gram altının ya da onun bedelinin kıymetinin altına düşerse bunu zekat olarak vermez. Kardeşlerim, ve tesumu Ramazan, yani Ramazan orucunu da tutmaktır şeklinde kendisine gelen Arabi'yi Hazreti Peygamber bu şekilde, bunları istersen cennete girersin şeklinde mukabele buyuruyor. Men sarrahu en yanzura ila raculun min ehlil cenne fel yanzur ila hâze. Hatta Hazreti Peygamber devamında diyor ki cennetlik görmek isteyen varsa bu adama baksın. Yani bakın, İslam'ın sadece biraz önce de ifade ettiğim gibi ana beş temelini Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zikrediyor. Ve en başta da dikkat ederseniz tevhidi zikrediyor. İki ayetinde karşımıza çıkan şirkin asla affedilmeyeceği. Ama مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ ayetiyle o ayetin devamında Allah şirkin dışındakileri dilediğini affeder şeklinde beyan buyuruyor. Yani şirki asla affetmeyeceğini ifade ederken sevgili peygamberimizin hadisinin başında da aynı hassasiyeti görüyoruz. En önce Allah'ın şeriki olmadığına ve sadece ibadetin ona ait olduğuna kişinin inkar. Kardeşlerim, bu hadisin izahları var. Hem numaralarını verelim takip eden kardeşlerimize. Bir önceki hadis İbni Ömer'den rivayet edilen Buhari İman 1, 8. hadis. İman yine Müslim'in 21, 16. hadis karşımıza çıkıyor. Okuduğumuz 75. hadis Buhari Zekat 1, 1397. Müslim İman 15, 14. hadis olarak zikrediliyor. Burada hocamız buraya bir dipnot da size sunayım. Yapılması halinde işleyeni cennete götürecek ameller yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Burada sayılanlar insanı cennete götürecek amellerin başta gelenleridir. Namaz, zekat ve oruç ibadetlerinin sadece nafile kısmından söz edilmemesi, yine eğitim, öğretim ve alıştırma usulünün uygulamasıdır. Çölden gelmiş bedeviye her şeyden önce yapması gerekenlerin tahammülü olmayan miktarlarını belletmek, onun ibadet alışkanlığı kazanmasını sağlamak demektir. Böyle bir noktaya gelen kişi zaman içinde kendiliğinden nafileleri işlemeyi isteyecektir. Ayrıca Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu kişinin cennetlik olduğunu herhangi bir şekilde bilmiş olmasından dolayı da böyle konuşmuş olabilir. Burada bir noktaya daha işaret etmek yararlı olacaktır. Henüz hayattayken cennetlik oldukları Hazreti Peygamber tarafından
müjdelenen. Biz literatürde onlara aşere-i mübeşşere diyoruz. Yani 10 tane cennetlikle müjdelenen sahabi. Bunlardan ibaret değildir. Yani aşere-i mübeşşereden ibaret değildir. Yapılan bir araştırmaya göre 50 kadar sahabi muhtelif vesilelerle bu müjdeye muhatap olmuştur. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan, Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızın hadislerle hayat ölçüleri diye Türkçe'ye tercüme ettiği Riyazu Salihin şerhi Erkam Yayınları 8 cilt halinde neşretti. Daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi Türkçemizde en geniş şerh zikrettiğim şerhtir. 6 cilt halinde, 3 cilt halinde başka şerhleri de yapılmıştır. Örneğin ilk Diyanet İşleri Başkanlarımızdan merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvamüddin Burslan tarafından 70'li 80'li yıllarda tercüme edilmiş ilk iki cilti merhum Hasan Hüsnü Erdem ve merhum Kıvamüddin Burslan tarafından tercüme edilmiş. Üçüncü cilti 5. Diyanet İşleri Başkanımız olan Profesör Doktor Bünyamin Erol ve Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar'ın öncesi olarak tavsif edeceğimiz Hasan Erdem'in 3. ciltiyle bir nevi taçlanmış, 2013 yılında zikrettiğimiz hocalarımız Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tekrar görevlendirilerek Riyazu Salihin'i 3 cilt halinde neşretmişlerdir. Onun dışında başka tercüme ve mealleri vardır. Mehmet Emre'nin 70'li yıllarda yaptığı tercümeyi de tek cilt halinde geçemeyeceğim. Yine Ensar Yayınları'nın neşrettiği tek cilt halinde Riyazu Salihin'i de kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Bunun dışında yine Riyazu Salihin şerhlerini yapan Riyazu Salihin şerhi yanında Batı aleminde İngilizce tercüme, Fransızca tercümelerini yapan, diğer Batı dillerine tercümelerini yapan pek çok alimi de zikretmeden geçemeyeceğiz. Yani bunların Batı dillerinde de karşılıkları vardır. Riyazu Salihin o kadar bugünkü anlamda popüler olmuştur ki, yani halka sorduğunda Buhari Müslim okudun mu, var mı? Onlar genelde Buhari Müslim olmadığını ama Riyazu Salihin'i okuduğunu ya da Riyazu Salihin'in kitaplıklarında bulunduğunu haber vereceklerdir. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak okuduğumuz hadisleri sadece fikrimize, kalbimize yerleştirmeyi değil de fikrimize, kalbimize yerleştirirken amel boyutunu da ön plana çıkarmayı ve bunları yaşamayı nasip eder. İbni Abbas'ın Muaz bin Cebel'in Yemen'e elçi olarak Hazreti Peygamber'in bir nevi Kur'an muallimi olarak gönderilmesi hadisiyle bugünkü sohbetimi sona erdirmek istiyorum. Yine Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e giderken ona yaptığı bir takım tavsiyeler, nasihatlar karşımıza çıkıyor. An İbni Abbas radıyallahu anhüme, Allah hem Peygamberimizin amcası Abbas'tan hem oğlu Abdullah'tan razı olsun. Enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın Resulü lemma ba'se Muazan alel Yemen. Başka bir hadiste şeklinde de sevkini gördüm. Yani Yemen'e sevk ettiğinde, Yemen'e gönderdiğinde şeklinde tercüme edebileceğimiz bu hadiste Hazreti Peygamber kimi elçi gönderirse göndersin ya da elçiler gönderirse göndersin daima onlara şunu tavsiye etmiştir. İki elçi gönderdiyse yessira ve la tuassira ve beşşira ve la tunaffira. Tek elçinin yanında işte Muaz bin Cebel gibi daha çok elçi gönderdiğinde
Yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunaffiru. Sadece biz Muaz bin Cebel'in değil de diğer elçilerin de örneğin ilk dönemde mektuplarını devlet başkanlarına götürdüğünü görüyoruz. Çağrı filmini izlediğinizde zaten Çağrı filmi bu sahnelerle başlıyor. Atlılar Hazreti Peygamber'in mektubunu diyelim İran kisrasına götürüyor. Mısır mukavkısına götürüyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ve selamu ala men ittebal huda ayetiyle bu mektupları bitiriyor. Besmele ile başlıyor ve bununla bitiriyor. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın da bir mektubundan bahsediyor Yüce Allah. O da şu şekilde başlıyor. Estaizu bismillah. Nem suresinde var. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Süleyman'ın geleneğini bir nevi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam besmele ile başlayarak devam ettirmiştir. Ve sonunda vesselamu ala men ittebal huda ayetini yazmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber bu mektupları gönderdiğinde ümmiydi. Yani okuma yazma bilmiyordu. Zaten bunun bir veçesini biz Hira Nur mağarasında görüyoruz. Kendisine Cebrail geldiğinde oku dediğinde o ma ene bikariyin buyurmuştu. Yani ben okuma bilmem. Üç defa Cebrail oku oku yine Hazreti Peygamber ma ene bikariyin ma ene bikariyin buyurmuştu. Hatta müşrikler Muhammed Resulullah ismine itiraz etmişlerdi. Hazreti Ali'yi Hazreti Peygamber çağırıp bana Rabbinin yerini göster. Hazreti Ali dedi ki ben Resulullah ismini çizemem. Hazreti Peygamber bana göster ben çizeyim dedi. Çünkü müşrikler Resulullah'ın yani Allah'ın peygamber olduğunu kabul etmiyorlardı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam antlaşmaya yani muahedeye bir halel gelmesin diye, bozulmasın diye Allah'ın Resulü ifadesini bizzat kendisi çizmiştir. Niçin? Karşıdakiler zaten Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini kabul etmiyorlar. Zaten biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek seninle harp etmeyiz. Biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiyoruz diyen bir zihniyete siz muahedeye Resulullah ifadesini yazsanız onlar üzerinde ne kadar bir tesiri olabilir? Ve Hazreti Peygamber muahededen ismini bizzat Hazreti Ali'nin göstermesiyle sildirmiştir. Ve kardeşlerim, Yemen'e giden Muaz bin Cebel'e bugün altın harflerle tarihe kazıyacağımız şu nasihati yapmıştır. İnneke takdemu ala kavmi ehli kitap. Sen bir ehli kitaba gidiyorsun. Yani müşriklere gidiyorsun. Çünkü müşrikler şirk koşmadan iman etmediklerini biz biliyoruz. Bunun veçesini bir örneğini Tevbe suresinde görüyoruz. Yahudiler dediler ki Uzeyr ibnullah ve kâletin nasara el Mesih ibnullah. Dedi ki Uzeyr Allah'ın oğlu. Hristiyanlar da dedi ki Mesih Allah'ın oğlu. Yüce Allah onlara ne dedi karşılık? Katelehumullah. Enna yu'fekun. Yani Allah sizi kahretsin. Nasıl da Allah'ın hani doğru olarak kendisini çağırdığı ilkelerden yüz çeviriyorlar. Nasıl ilkelerden yüz çevirip gidiyorlar? Bir olan Allah'ı şirk koşmaksızın, inkar etmeksizin iman etmediklerini Yüce Allah Tevbe suresinin 30. ayetinde beyan ediyor. Maide suresinde bir başka veçesini görüyoruz. Hazreti İsa'ya Yüce Allah soruyor. Sen mi dedin ben ve Allah, Yüce Allah, sen mi dedin ben ve annem ilah diye, iki ilah diye sen mi söyledin? Hayır Allah'ım, ben böyle bir şey söylemedim. Ben böyle bir şey söylemiş olsaydım sen bunu bilirdin. Hazreti İsa'nın bu cevabını Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Maide suresinin son ayetlerine, son sayfalarına bakın beyan buyuruyor. Ey Muaz, sen ehli kitaba gidiyorsun. Sen onlar bir takım sorular soracaklar. Acaba bunlara nasıl cevap vereceksin? Felyekun evvelu ma tad'uhum ileyhi ibadetullah. En önce onları Allah'ın
Yani Allah'a ibadet etmeye davet et. Feize arafullah, yani Allah'ın varlığını birliğini tanırlarsa, fehbiruhum ennallaha kad farada aleyhim hamse salavat fi yevmihim ve leyletihim. Eğer Allah'a ibadeti kabul ederlerse, Allah'ın onlar üzerine farz kıldığı gece ve gündüz 5 vakit farz kıldığı namazı emret. Onlara namazı haber ver yani. Feize alimu, bunu öğret. Feahbiruhum, eğer bunu da öğrendiler, kabul ettiler. Feahbiruhum farada aleyhim zekaten. Namazı kabul ettiler mi? Bundan sonra onlara zekatı bildir. Min emvalihim, mallarından. Biraz önce nisap miktarına ulaşmaksızın zekatın verilmeyeceğini ifade etmiştik. Yani onların malları belirli bir birime 80,18 gram nisap miktarı diyoruz. Havayici asliye dışında. Ulaşırsa, üzerinden bir kameri yıl da geçerse, bunları parantez içinde ben ifade ediyorum, onlara Allah'ın mallarından zekatı emrettiğini, farz kıldığını söyle. Ve turaddu ala fukaraihim, onlardan al ve fakirlere ver. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Yani demek ki Hazreti Muaz aynı zamanda bir zekat memuru olarak da fonksiyon icra ediyor. Zira al demekle yetinmiyor, ver diyor yani. Zenginden al, yani topla, fakire ver. Feiza etau biha, eğer buna da itaat ederlerse, minhum ve tevaffaka kerami envalinler, bunu da kabul ederlerse zekat vermeyi, onların, yani deriz ya, en seçkin mallarını alma ellerinden. Mallarını al. Yani onların seçkin olan ellerindeki imkanlarını ellerinden alma. Orta halli olanlarını zekat olarak al ve fakirlere dağıt. Kardeşlerim, 101. ve son hadisimiz Buhari'nin zekat 41.458, Müslim'in iman 31, 19. hadislerinde sevk ediliyor. Rabbimiz 12.sini yaptığımız ve 77. hadise ulaştığımız El Burhan fi mettafaka aleyhi şeyhan min kitabil lu'lu vel marcan kitabının bu derslerini öncelikle anlayan, anladıklarını kalbine nakşeden ve onları hayatında tatbik eden kulların cümlesine sizleri, bizleri dahil eylesin. Ve İzmir felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmet ve mağfiretle anarken, ben evet akut görevini yaptı, arama kurtarma ekibi görevini tamamladı. Vefat eden kardeşlerimize 3 ihlas bir Fatiha rica ederek bugünkü sohbetimi sona erdiriyorum. Bu vatan topraklarını koruyan, kollayan, istiklalimizi ve istikbalimizi müdafaa ve muhafaza etmek için çalışan, ta Sultan Alparslan'dan bugüne kadar, Talas Savaşı'ndan bugüne kadar imanının gereğini yapan, bu vatan topraklarını bize miras olarak bırakan bütün mücahitleri, bütün şühedayı da rahmet ve mağfiretle anıyoruz. Ve deprem felaketinde de yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan etmesini Rabbimizden talep ediyoruz. Derslerimizi takip eden, dinleyen kardeşlerimizin de ahirete irtihal eden bütün merhum ve merhume akrabâ-u taallukatlarına da 3 ihlas 1 Fatiha'yı hediye ediyoruz. 3 ihlas 1 Fatiha lillahi teâlâ Fatiha.
Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu gönderdiğimiz üç İhlas bir Fatiha'yı başta peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlere, hasaten bu hadisleri koruyan, gelecek nesle intikal ettiren Çahin hududuna kadar, Diyobent'e kadar, Akdeniz'e kadar, İstanbul'a kadar gelip medeniyetler kuran sahabe, tabi'in, tebevvüt tabi'in neslini ve onlara bu şekilde katkıda bulunan ta günümüze kadar İslami ilimlere fer veren, hız veren, ivme kazandıran merhum bütün hocalarımıza ve alimlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.